Evet, 5 sıra ördüm ben. Gördüğünüz gibi şöyle bir görüntü oluşuyor. Bu görüntünün ismi haroşa. Her sıra düz ördüğüm için bu model oluştu. Her sıra ters ördüğümde de bu şekil oluşuyor. Şimdi ters örgüyü göstereceğim. Şimdi yine ilmekli kısmı sol elime aldım. Diğer şişimi de sağ elime aldım. Şimdi şöyle yapıyoruz. Normalde düz örerken buradan batırıyorduk, değil mi? Terste de arkadan öne doğru batıracağım. İpim önde olacak. İlkini ben yapayım. Şuradan doluyorum. Bu şekilde çıkarıyorum. Şimdi ip her zaman önde kalacak. Eğer arkadaysa da ipiniz öne alın. Şişimi buradan değil, önden arkaya değil, arkadan öne batırıyorum, tutuyorum. İpimi yine ikisinin arasından geçirip kendime doğru çekiyorum ve şu şekilde çıkartıyorum. Yine bu şekilde 5 sıra örelim tersten. 5 sıra ters örgü ördüm. Şimdi bu iki şekil arasında fark yok, değil mi? İkisi de aynı şekil oldu. İsterseniz her sıra ters örün veya isterseniz her sıra düz örün. Şekil bu şekil oluyor. Buna da haroşa deniliyor. Fakat bakın şurada bir farklılık var. Burası niye böyle oldu? Şimdi biz ilk başta düz örmüştük, sonra terse geçtik, değil mi? Şurada bir sıra düz var, bir sıra ters olduğu için böyle bir şekil oluştu. Bu şekil aslında bakın bizim verebizdeki şu şekille aynı. Yani biz bir sıra düz, bir sıra ters örersek böyle örgülü bir şekil elde etmiş oluyoruz. Yani bere yaparken bu kısımda hep bu tekniği kullanacağız. Yapalım. En son ters örmüştük. Şimdi düz öreceğiz. Düz örgü nasıldı? Önden arkaya batırdım. İpim arkada kalacak. Bakın oluşmaya başladı. Bu sırayı düz ördüm. Bu sırada ters öreceğim.
noktası haroşaya benziyor ama araları daha sıkı oluyor. Bu taraf ters örgü demek. Bu taraf düz örgü. Bakın, örgülü bir şekil oluştu. Tıpkı beredeki gibi. Şimdi size bir püf nokta vereceğim. En son ters mi örmüştüm, düz mü örmüştüm, karıştırdım diyelim. Bunu nasıl anlayacağız? Şu kısım, örgülü kısma düz diyoruz. Şöyle dişli kısımlara da, yani şu arka kısma da ters diyoruz. Bizim düz kısımda yine ilmekli şiş sol elimizde olacak. Düz kısım bana bakıyorsa eğer sol elime aldığımda, burada düz örgü yapacağım. Yani önden arkaya batarak öreceğim. Yine bunu sol elime aldım. Diğer bir sıraya başlıyorum. Sol elimde dişli kısım arkaya geldi. Pardon, dişli kısım bana bakıyor. O zaman ben burada ters öreceğim. Terste de arkadan öne batırıyordum. Bakın, gördüğünüz gibi şu modeli yapmış olduk. Peki beremizin şu kısmını nasıl yaptık? Şimdi onu göstereceğim. Onu göstermeden önce bir sıra ters, bir sıra düz olacak şekilde 5 sıra daha örün, iyice eliniz alışsın. Sonra bunu göstereceğim. Şimdi de lastikleri yapalım. Lastik yapmak için de bir sıra ters, bir sıra düz değil, bir ilmek ters, bir ilmek düz yapacağız. Bu birazcık zordur. İyice elinize alıştırın. O şekilde bere yapmaya başlayın. Şimdi ilk ilmeğimi düz ördüm. Şimdiki ilmeğimi ters örmem gerekiyor. Ters örmek için ip önde kalmalıydı. İpimi bir öne alıyorum önce. Sonra ters örüyorum. Düz örmek için ipim arkada olmalıydı. İpimi arkaya alıyorum ve düz örüyorum. İpim önde olacak. Ters öreceğim. İpim arkada olacak. Düz öreceğim. İpim önde ise ters. İpim arkadaysa düz. Bir ters, bir düz. Bir ters, bir düz örüyoruz. Bakın şöyle bir görüntü oldu. Arkaya alıyorum. Bu tarafta da düzün düz görüntünün üzerine düz öreceğim. Ters görüntünün üzerine ters öreceğim. Bakın örgülü şekil varsa üzerine düz öreceğim. O zaman düzle başlıyorum. Yine bir ters. Düz. Bakın örgülü olduğu için burayı düz yapacağım. İpimi arkaya attım. Burayı dişli olduğu için ters yapacağım. Bakın ilk sıra pek anlaşılmıyor. İkinci sırada daha iyi anlarsınız. Şu örgülü kısımlar, bunun üzerine düz öreceğim. Şu dişli kısımların üzerine ters öreceğim. Bir sıra daha yapalım beraber.
Bu şekilde yine 5-10 sıra örün, iyice eliniz alışsın. Sonra artık bere yapımına başlayabilirsiniz. Şimdi diyelim ki yanlış ördünüz. Burası ters ya. Siz burada düz ördünüz yanlışlıkla. Biraz devam edelim. Diğerine de düz, ters ördünüz. Burada bir yanlışlık yapılsın mesela. Ve fark ettiniz. Bakın bir tuhaflık var burada. Nasıl bozacağız? Bunun iki yöntemi var. Ya şişi çıkaracaksınız. Bir sıra bozup tekrar şişleri takacaksınız. O biraz riskli. Şu şekilde de düzeltebilirsiniz. Burayı yanlış yaptınız diyelim. Bakın. Geriye döneceğim. Yani nasıl yapacağım? Şuraya batırıyorum. Çekiyorum. İpimi de çektim. Burayı bozmuş oldum. Şimdi ipi öne alıyorum. Yine alttaki ilmeğe batırdım. Bozuyorum burayı. Çektim. Şu hemen altındakine batırdım, çektim. İpi çektim. Diyelim ki bunu anlamadınız veya şuralarda bir hata yaptınız ve yaptığınız hatayı çok geç fark ettiniz. Bozmak istiyorsunuz. Şöyle yapacaksınız. Bunu çıkartıyorum. Hata yaptığınız yere kadar bozacaksınız. Mesela şuraya kadar bozalım. Daha sonra şöyle deliklerden tek tek şişi geçireceksiniz. Daha sonra işlemeye devam edeceksiniz. Bir de şunu bilin. Bundan sonraki tüm örgülerinizde artık her zaman şuradaki görüntünün örgülü şekilde görünmesini istiyorsunuz. Yani şöyle bir görüntü olması lazım normalde. Şu kenarların. Böyle değil. Böyle. Bunun için de her zaman şunu yapacaksınız. Örerken ilk ilmeği boş alacaksınız. Şöyle. Daha sonra örmeye devam edeceksiniz. Evet, başlıyorum yine. İlkini boşa aldım. Hiç örmeyeceğim. Diğerleriyle devam edeceğim. Evet, benim anlatacaklarım bu kadar. Şu an bere yapımına altyapıyı oluşturduk. Şurada siyah beyaz yaptığım yerlere tamamen renk geçişi yaptık. Onlar da çok basit yöntemler. Bereyi örerken göstereceğim. Bu iki bereğinin de örümünü göstereceğim. Bunların altyapısını oluşturduk. Artık sonraki videoda bere yapımına başlayabiliriz. Onun haricinde şu boyunluk için burada bir ters bir düz gibi görünüyor ama böyle bu ikisi aynı ip, aynı şişle örülmüş. Şöyle tok durmasının sebebi Selanik örgüsü olması. Selanik modelini de şu berelerin yapımını iyice öğrendikten sonra öğreteceğim. Çünkü birazcık daha zorlayıcı bir model. İyice eliniz alışsın. Sonra boyunluk yapımını da göstereceğim. Umarım videom anlaşılır olmuştur. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.